Arkadaşlar Türk İslam tarihi içerisinde inceleyeceğimiz bir başka alanda Mısır'da kurulan Türk İslam devletleridir. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinin ilki de Tolunoğulları'dır. 868 yılında kurulmuşlar, 905 yılına kadar varlık göstermiş Tolunoğulları. Tolunoğlu devletinin kurucusu Tolunoğlu Ahmet'tir. Tolunoğlu Ahmet aslında Abbasi devlet teşkilatında görev alan vali ve komutanlardan birisidir. Ancak Abbasi devletinin merkezi otoritesi zayıflayınca Mısır'da kendi bağımsız devletini kurmuştur. Bu sebeple de tevaifi mülk devletlerinden birisidir. Yani Abbasilerden koparak kurulan bir vali tarafından kurulan bir Türk devletidir. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet dedik. Mısır'da kurulduğu yer başkentleri Fustat. Yani eski adıyla Fustat bugünkü adıyla Kahire'dir. Mısır'da kurulan arkadaşlar ilk Türk İslam devletidir Tolunoğulları. Biz Orta Asya civarında kurulan ilk Türk İslam devletinin Karahanlılar olduğunu biliyoruz. Ama Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğullarıdır. Tolunoğulları döneminde Suriye, Lübnan, Filistin ve Bingazi fethedilmiştir. Yani Tolunoğulları devleti sadece Mısırla sınırlı kalmamış, çevre bölgeleri de egemenlik altına almıştır. Bunun yanında Mısır'da özellikle ekonomik ve bayındırlık faaliyetleri de özellikle önem kazanmış cami, han, hamam gibi sosyal tesisler yapmışlar. Nil Nehri üzerinde bentler ve su kanalları yaparak ülkede tarımı geliştirmeye çalışmışlardır. Ve Tolunoğlu Ahmet döneminin en öne çıkan özelliklerinden birisi de ülkedeki farklılıklara, tüm gayrimüslimlere din ve inanç özgürlüğü tanınarak hoşgörülü bir politika izlenmiştir. Arkadaşlar Tolunoğlu Ahmet döneminin en önemli özelliklerinden birisidir bu. Gerçekten ülkedeki farklı dini yapılara e, serbestlik tanınarak hoşgörüyle yaklaşılmış. Zaten bunun en büyük kanıtının da e, Tolunoğlu Ahmet'in ölümünden sonra mezarı başında üç farklı din adamının kendi kutsal kitaplarınca Tolunoğlu Ahmet için dua etmesinin kanıt olarak gösterildiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar sonuç olarak Tolunoğulları devleti Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Arkadaşlar Mısır'da kurulan bir başka Türk İslam devleti Eşidiler ya da diğer bir adıyla Akşitler'dir. 935 yılında kurulmuşlar. 969 yılına kadar varlığını sürdürmüştür Mısır'da İşidiler. Kurucuları Muhammed bin Tongaç'tır. Dolayısıyla Muhammed bin Tongaç da yine aynen Tolunoğulları gibi Abbasi devleti içerisinde vali ve komutan olarak görev yapan komutanlardan biridir. Abbasi devleti otoritesi zayıflayınca kendi bölgesinde bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Yani yine Akşitler'de de Tolunoğulları gibi Abbasilerden koparak kurulan bir Türk İslam devletidir. Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Akşitlerin en önemli özellikleri arkadaşlar kutsal topraklara Mekke ve Medine'ye egemen olmasıdır. Kutsal topraklara egemen olan ilk Türk devletidir ve başka bir İslam devleti olan Fatimiler tarafından yıkılmışlardır. Burada arkadaşlar önemli bir uyarımız var. Tolun oğulları ve Akşitler e, özellikle yıkılmalarında ortak bir sebep var. Tolun oğulları ve Akşitlerin yöneticilerinin Türk halkının Arap olması e, yıkılmalarındaki en temel etkenlerden birisidir. Yönetici kesimin Türklere dayanması ama yönettikleri halkın farklı milletlerden kimliklerden oluşması bir müddet sonra ülkede birlik ve beraberliği zorlaştırılmış ve yöneticilerin Türk halkının Arap olması yıkılmalarında etkili olmuştur. Bunun dışında Mısır'da kurulan bir başka devlet arkadaşlar Fatımilerdir. 909 yılında kurulmuşlar, 1171 yılına kadar devam etmişler. Fatımilerin biz Hazreti Fatma'nın soyundan gelenler tarafından kurulduğunu biliyoruz. Ancak Fatımiler Mısır'da kurulan bir Türk İslam devleti değildir. Fatımiler Şii kökenli ancak bir Arap devletidir. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleriyle ilişki içerisinde oldukları için Fatımileri de incelemek durumundayız. Yine aynen Tolunoğulları ve Akşitler gibi tevaifi mülk devleti yani Abbasilerden koparak kurulan vali ve komutan tarafından kurulan bir devlettir. Kendi dönemlerinde Mısır, Mekke, Medine ve Şam'da hakimiyet kurmuşlardır. Ancak Fatımilerin şöyle bir özelliği de var. Fatımiler Abbasi halifesini tanımamışlar ve Abbasi halifesi yerine kendi halifelerini ilan etmişlerdir. Bu da zaten bu dönemde Abbasi devletinde bir halifenin Fatımilerde başka bir halifenin bulunmasından dolayı İslam dünyasında siyasi birliğin olmadığının da göstergesidir. Ve Fatımi devleti Selahaddin Eyyubi tarafından da yıkılmıştır. Arkadaşlar Mısır'da kurulan bir başka Türk devleti Eyyubilerdir. 1174 yılında kurulmuşlar. 1250 yılına kadar devam etmiş Eyyubiler. Kurucuları da bilindiği üzere Selahaddin Eyyubidir. Zaten en güçlü ve en parlak dönemlerinde yine Selahaddin Eyyubi zamanında yaşamışlar. Eyyubilerle ilgili en göze çarpan özellik bilmemiz gereken en önemli nokta 1187 yılında yapılan Hıttin Savaşı'dır. Zaten yanındaki resimde de Hıttin Savaşı'nı tasvir eden resim olduğunu görüyoruz. Hıttin Savaşı'nın özelliği nedir peki? Arkadaşlar Hıddin Savaşı bir anlamda Kudüs'ün Haçlıların elinden geri alınmasıdır. Bu dönemde tarihte meşhur Haçlı seferlerinin yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Haçlıların amacı Kudüs'ü Müslümanların elinden almaktı ve birinci Haçlı seferinde başarıya ulaştılar. Kudüs'ü Fatimilerin elinden aldılar. Ancak 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü tekrar Haçlıların elinden almayı başarabildi. Ve böylece 3. Haçlı Seferi'nin başlamasına sebep oldu. Ama 3. Haçlı Seferi de Haçlılar açısından başarısızlıkla Türk ve Müslümanlar açısından başarıyla sonuçlandı. Yani Kudüs Müslümanların elinde kalmış oldu böylece. Bu arada yine Selahaddin Eyyubi'yi tasvir eden resiminde yanda görmekteyiz. Eyyubi devleti kendi döneminde bölgenin en güçlü devletlerinden birini ortaya çıkarttı. Çok geniş sınırlara hakim oldular. Ancak ordu içinde görev verdikleri kölemen adı verilen ya da diğer bir adıyla memlük adını verdikleri askerler tarafından yıkılmışlardır. Özellikle Kafkasya'dan getirdikleri kölemen adı verilen askerlere orduda geniş yetkiler vermişler. Ama daha sonra bu kölemen ya da memlükler ordu yönetimini ele geçirip Eyyubi devletini de yıkıp kendi devletlerini kurmuşlardır. Dolayısıyla kölemenlerin kurduğu devlet arkadaşlar Memlüklerdir. Yani Mısır'da kurulan bir başka Türk İslam devleti Memlük devletidir. 1250 yılında kurulmuş, 1517 yılına kadar devam etmişler. Ve Mısır'da kurulan en güçlü Türk İslam devletlerinden birisidir Memlükler. Yıkıldığı tarihe bakarsanız da yani yaşam süresine baktığınızda da Osmanlı Devleti'nin yine çağdaşı olan bir devlet olduğunu, Osmanlı Devleti ile aynı dönemde yaşadığını görmekteyiz. Kurucuları kölemen komutanı Aybek'tir. Memlüklerin arkadaşlar özelliklerine baktığımızda diğer Türk devletlerinden veraset anlayışının farklı olduğunu görüyoruz. Türk devletlerindeki veraset anlayışının kut anlayışı olduğunu söylemiştik. Yani ülkeyi yönetme yetkisinin tanrı tarafından hanedana verilmesidir. Bir anlamda devlet hanedanın ortak mal anlayışı vardı. Ama Memlükler bu veraset uygulamasını kullanmamışlar. Bu veraset anlayışını benimsememişler. Yani Memlüklerde kut anlayışı yoktur. Memlüklerde nasıl bir yapı var? Her emirin yani her komutanın hükümdar olabilmesi hakkı vardır. Dolayısıyla orduyu arkasına alan bir anlamda orduda güçlenen komutan devleti yönetme yetkisine sahiptir. Ve bunun sonucunda da tabii ki çok sık tat kavgaları görülmekte. Aynı zamanda şöyle bir durumu da ortaya çıkartıyor bu. Diğer Türk devletlerinde devlet hanedanın ortak malı anlayışı uygulanırken tek bir hanedan vardır ve o hanedan içerisindeki üyeler tahta geçer. Ama Memlükler'de her komutan, her emir devleti yönetme hakkına sahip olduğu için her emir başa geldiğinde kendi ailesini, kendi soyunu da başa getirir. Dolayısıyla Memlük yönetiminde farklı farklı hanedanlar görülmektedir. Bunun dışında Memlüklerin bir başka önemli özelliği Moğolları yenebilen tek Türk devleti olmasıdır. Özellikle Moğolları 1260 Ancalus Savaşı'nda ve 1277 yılında Elbistan Savaşı'nda yenilgiye uğratmışlardır. Bir anlamda Moğol'ların e, önünü kesebilen tek Türk devletidir. E, Moğol istilasının daha batıya, daha ileriye gitmesine engel olmuşlardır. 1258 yılında Moğol'ların Bağdat'ı işgaliyle birlikte Abbasi Devleti yıkılmış ve Abbasi halifesi arkadaşlar Memlüklere sığınmışlardır. Bu dönemden itibaren Memlükler Abbasi halifesini kendi himayeleri altında korumuşlardır. Ancak ne zamana kadar bu böyle olmuş? 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları ile Osmanlı Devleti döneminde Yavuz Sultan Selim tarafından Memlük Devleti yıkılmış ve Osmanlı Devleti Mısır'ı ele geçirmiştir. Böylelikle halifelik de Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Müzik